özel isimlerinde eklerini ne yapıyorduk? Eklerini ayırıyorduk. Ayırıyorduk. Burada da okuyoruz, mutluyuz, dünya altındaki toplumda olsun. Harfiydi. Yanına bir ı sesi veriyorum. Tutturuyoruz. Ne oluyor? Okuyun bakalım. Al. Al. Bak ağzımızdan ı. Ben Nurşen Menitlioğlu. Aydınlıyım. Buraya eşimin görevi olarak geldik ama 20 yılı aşkındır buradayım. 1964 Nevşehir Kızılkı Öğretmen Okulu mezunuyum. 18 yıl Aydın'da görev yaptım. Eşimin nedeniyle Kırklareli'ne atandık. Orada da 2 yıl çalıştım. Ve o arada 20 yıl öğretmenlere emeklilik hakkı verilen kanundan yararlanarak 20 yılda emekli oldum. Ve Kırklareli'nde Andaç'ta geçen tek öğretmenim ve yılın öğretmeni oldum. Ancak ben bu kutsal mesleğimi, bana deseler ki dünyaya bir daha gelseniz hangi mesleği seçersiniz? İnanın ki ben yine öğretmen, yine öğretmenlik, yine öğretmenlik derim. Bu kutsal meslekte çalışmanın zevkini doyamadım. Şimdi ne oldu? La oldu. Peki A değil de bunun yanına E seslisini getirelim. Le. Ben şu anda 55 yıllık öğretmenim. Emekli olduktan sonra asla mesleğimden, kurumlarımdan, fahri olarak çalışmalarından hiç ama hiç eksik kalmadım. Ne yaptım? Ödemiş'te huzur evinde çalıştım. Çocuk yuvalarında çalıştım. Kırklareli'nde dernekte, Türk Anneler Derneği'nde çalıştım. Buraya geldikten sonra burada da anne olarak çalıştım. Anne olan arkadaşlarımla birlikte okuttuğumuz çocuklar var, yardım ettiğimiz ailelerimiz var, hastalarımız var, bayramlarda çocuklarımız var, giydirdiğimiz annelerle birlikte. Geziler tertip ediyorum. Neden geziler tertip ediyorum? İstiyorum ki benim burada yaşayan insanlarım, öğrencilerim, beraber çalıştığım kişiler bu coğrafyayı, bu coğrafyanın kültürlerini, tarihini öğrensinler, gezip görsünler, gezdikleri yerlerde okusunlar, oranın tarihini, kültüründe bilgi sahibi olsunlar diye çabalıyorum. Ben bu yaştan sonra 2 tane evladım var. O evlatlarım zaten yolunu çizmiş. Bir evladım benim yolumda, tasarım, görsel sanatlar öğretmeni. Diğer evladım babasının yolunda, mesleğini eline almış. Benim kendi çocuklarıma değil, diğer çocuklara, yani bizim çocuklarımıza, Edremit Körfezi'mizin çocuklarına, Kızılkeçili'deki çocuklarımıza artık benim bütün yardımlarım. Önce de tanıştık. Hepinizin isimlerini, soyadlarını aldım. Ben de size kendimi tanıttım. Alfabemizden başlayacağız. Alfabemizde bizim 8 tane çok önemli harfimiz var. Bunları sırayla şöyle bir yazıyorum ben size. Tamam, buyurun. Başta söylediğim gibi 35 yıl oldu emekli olalı ve mesleğimden hiç kopmadım dedim ya. Benim kadınlara, bilhassa yurdumuzun, ülkemin kadınlarına, okuma yazma bilmeyenlere, el sanatı öğrenmek isteyenlere her konuda kapım açık, her konuda yardımlarına koşuyorum. Ölünceye kadar da koşmaya devam edeceğim. Ben kadınlarımızı çok seviyorum. Ben ülkemin kadınlarını çok seviyorum. Bu arada da Dünya Kadınlar Günlerini onların candan kutluyorum. Hepsinin yanaklarına öpücük kondırıyorum. Demek ki bizim alfabemizde 29 harfimiz var ama anahtar harflerimiz 8 taneymiş. Bunları diğer harflerin önüne, arkasına geçirerek o sesleri verdiğimiz zaman okumayacak diye bir şey yok. Evet, yani yarım asırı çoktan geçtim. Ancak ben bu öğrencilerimle çok çok mutlu bir şekilde çalıştık. Hepsi maşallah çok iyi yerlere geldiler. Ben de çok mutluyum. Ve 55-56 yıllık öğretmen olarak
Edremit Halk Eğitim Merkezi'ne merkezinde olmam ayrıca bir gurur. Ben Gidelim. Merhaba, ben Semiha Başbay. Ben nasıl karar verdim? Ben okuma yazmayı çok istiyordum. Küçük yaşta okutmadılar, okuyamadık. Ondan sonra buraya geldik. İşte 21 senedir buradayım. Burada okuma kursunu duydum, açılmış. Ben de çok okumayı istiyordum. Ve eşimden izin aldım. Okuma yazmaya geldim. Ve Nurşen Hoca'dan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize bu şey yaptığı için. Ondan ben yani şu anda kendimle gurur duyuyorum. Çok daha da işte bir elinde bebeğine gelen bir öğrencim daha geldi. Alkışlıyorum bu öğrencimizi. Çok fazla bir sıra bile yaşadım. Ama sen ismini unutmayın.